Bugün sizlere oyun severler için inanılmaz bir fırsattan bahsedeceğim. Gameholic. Bu site oyunları Steam üzerinden piyasa fiyatının çok altında almanızı sağlıyor. Nasıl mı? Gameholic size tamamen güvenli ve sağlam Steam hesaplarını sunarak en yeni oyunları ucuza oynamanızı mümkün kılıyor. Ben şahsen Wukong oyunu bu şekilde aldım ve sorunsuz bir şekilde şu an oynuyorum. Gameholic'in sunduğu bu fırsatlar sayesinde yüksek fiyatlardan uzak durarak oyun keyfinizi çıkarabiliyorsunuz. Üstelik ZombiePikmin 10 kodunu kullanarak %10 indirim kazanma şansınız var. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa Gameholic'in WhatsApp hattı 7/24 açık. Ben aldım, siz de kaçırmayın, kesinlikle bir göz atın. Link ve daha fazla bilgi için hemen Gameholic'i ziyaret edebilirsiniz. Zaten videonun altında da linkini bırakıyorum. 11bit Studios tarafından geliştirilen bu devam oyunu ilki kadar etkileyici ve çarpıcı bir dünyaya sahip. Ancak Frostpunk 2 Selefine kıyasla daha büyük temalar ve karmaşık sosyal dinamikler üzerine kurulmuş. Bu sefer merkezde olan kaynak petrol. Oyunun anlatımında ve oynanışında önemli bir yer kaplıyor. Hayatta kalmanın ötesinde lider olarak halkınızı ahlaki ve politik anlamda yönetmek zorundasınız. İlk oyunda kömür en önemli kaynakken Frostpunk 2'de petrol şehri ayakta tutan ana unsur olarak öne çıkıyor. Bu değişim sadece ekonomik yapıyı değil şehirdeki sosyal yapıyı ve toplumsal sınıflar arasındaki çatışmaları da doğrudan etkiliyor. Petrol, endüstriyel büyümenin anahtarı olabilirken çıkartılmasıyla gelen çevresel yıkım ve halkın huzursuzluğu da hesaba katılması gereken unsurlar arasında. Bu, şehri yönetirken alınacak kararların sadece fiziksel hayatta kalmak değil, aynı zamanda ahlaki dengeyi koruma üzerine yoğunlaşmasını sağlıyor. Petrol'ün sunduğu yeni fırsatlar şehirdeki gruplar arasında anlaşmazlıklar doğuruyor. Bazı insanlar daha fazla enerji ve endüstriyel gelişim için petrol çıkartılmasını savunurken çevreyi ve şehir sakinlerini korumak isteyenler bu duruma karşı çıkıyor. Bu da oyunun ana çatışma noktalarından biri haline geliyor. Halkı memnun etmek, kaynakları verimli kullanmak ve şehri büyütmek arasında bir denge kurmak oyunculara oldukça zorlayıcı bir deneyim sunuyor. Frostpunk 2 ilk oyunda olduğu gibi oyuncuları zorlayıcı kararlarla baş başa bırakıyor. Şehrin lideri olarak sadece ekonomik ve teknolojik gelişmeler değil, aynı zamanda halkın moralini yüksek tutmakta da sorumlusunuz. Her kararda etik ikilemlerle karşılaşıyorsunuz. Halkınızı baskıyla mı yönetmelisiniz yoksa onlara umut ve inanç mı vermelisiniz? Oyunda vereceğiniz kararlar doğrudan şehrin geleceğini şekillendiriyor. Örneğin petrol çıkartma politikası uyguladığınızda çevre, tahribat halk arasında huzursuzluk yaratabilir. Ancak şehri büyütmenin başka bir yolu yok gibi görünüyor. Bununla birlikte alınacak popülist kararlar kısa vadede halkın desteğini kazanmanıza yardımcı olabilir. Ancak uzun vadede şehrin yapısını ve güvenliğini tehlikeye atabilir. Frostpunk 2 bu tarz kararlarla oyuncuları sürekli olarak zorlayıcı ahlakı ve stratejik dilemmanın içine çekiyor. Grafiksel anlamda Frostpunk 2 daha büyük ve etkileyici bir dünyayı sunuyor. Muazzam bir atmosfere sahip. Buzlarla kaplı distopik şehir oyunculara dramatik bir atmosfer sunarken hava durumu, şehirdeki yapılar ve karakter modelleri de oldukça detaylı işlenmiş. Oyun dünyasının bu görsel derinliği oyuncuların kararlarının sonuçlarını daha da somut bir şekilde hissetmeni sağlıyor. Ayrıca oyun büyük bir felaket sonrası hayatta kalma temalarını daha geniş bir ölçüye taşıyarak oyuncuları sadece bir şehir değil bir medeniyet inşa etmeye davet ediyor. Öte yandan oyunun müzikleri de atmosferi güçlendiren önemli unsurlardan biri. Gergin anlarda çalan dramatik müzikler karar alma sürecinizin yoğunluğunu artırıyor ve oyunun distopik havasını daha da karanlık bir hale getiriyor. Frostpunk 2'nin müziği ve ses tasarımı oyuncu oyunun atmosferine tamamen çekmeyi başarıyor. Sonuç olarak Frostpunk 2 ilk oyunun başarısını daha da ileriye taşıyarak hayatta kalma ve şehir yönetimi türündeki en başarılı yapımlardan biri olma yolunda ilerliyor. Petrol odaklı ekonominin derinlemesine sosyal ve politik dinamikler, zorlayıcı ahlaki ikilemler ve görsel atmosferinde oyun, strateji severler için büyük bir potansiyele sahip. Özellikle zorlayıcı kararlar almak ve toplumsal dengeleri korumak isteyen oyuncular için kaçırılmaması gereken bir deneyim sürüyor. Sizler bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle ilk oyunu oynadıktan sonra ikinci oyuna geçenler bu oyunun atmosferini, oynanış dinamiklerini nasıl buluyorlar? İlk oyun kadar başarılı mı? Bunlar hakkında yorumunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Onun dışında zaten biliyorsunuz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bana katıldan destek olmayı unutmayın dostlar. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.